Bu videoda paralel ve dik doğrular üzerine bazı örnekler yapacağız. Evet, doğrular paralel olabilirler, dik olabilirler ya da ikisi de olmayabilirler. Öncelikle bu konuları daha önceden hiç görmemiş olanlarınız, hiç görmemiş olanlarınız için biraz tekrar yapayım. Paralel doğrular birbirleriyle asla kesişmezler. Hemen göstereyim. Bunlar koordinat düzlemindeki eksenleri olsun. Evet, bu x ekseni bu da y ekseni olsun. Şimdi buraya bir doğru çizelim. Buna paralel olan bir doğru mesela şöyle görünebilir. Fark ettiyseniz doğrular aynı doğrular değiller ama eğimleri aynı. Başka bir deyişle burada x ve y'deki değişim neyse buradaki x ve y'deki değişim de o olacak. Zaten kesişmemelerinin sebebi de bu. Hemen yazalım. Paralel doğruların eğimleri aynıdır. Dik doğrularsa bundan biraz farklı. Hatta bayağı farklı. Diyelim ki doğrulardan biri bu. Şimdi bu doğruya dik olacak bir doğru. Bu doğruyu sadece kesmekle kalmayacak. Aynı zamanda dik kesecek. Yani bu açı bir dik açı olacak. Bu videoda ispat yapmak istemiyorum ama merak ediyorsanız lineerce bir videolarına bir bakın. Dik doğruların eğimleri için şunu söyleyebiliriz bu doğrunun eğimi m ise, o zaman buna dik olan turuncu doğrunun eğimi eksi 1 bölü m olur. Evet, dik doğruların eğimleri birbirinin tersinin negatifi olur. Şimdi de bu öğrendiklerimizden yola çıkarak bize verilen doğruların paralel mi, dik mi olduklarına karar vereceğiz. Tabii ikisinin de olmama ihtimalini unutmayalım. Peki bunu nasıl yapacağız? Kararımızı doğruların eğimlerine bakarak vereceğiz. Evet, hadi bakalım bir doğru 4 virgül eksi 3 ve eksi 8 virgül 0, diğeri ise eksi 1 virgül eksi 1 ve eksi 2 virgül 6 noktalarından geçiyor. İşe doğruların eğimlerini bularak başlayalım. Önce altını pembe ile çizdiğim doğruya bakalım. Birinci doğrunun eğimi için m1 diyelim. Bu bitiş noktası olsun. Eksi 3, eksi 0, yani y'deki değişim, bölü 4 eksi eksi 8. Yani x'teki değişim. Bu eksi 3 bölü 4 artı 8. Yani eksi 3 bölü 12 eder. Eksi 3 bölü 12 payı ve paydayı 3'e böldüğümüzde eksi 1 bölü 4'e eşittir. Evet, birinci doğru ile işimiz bitti. Sıra ikinci de. İkinci doğrunun eğimi ise eksi 1 eksi 6 bölü eksi 1 eksi, eksi 2. Eksi 1, eksi 6, eksi 7 eder. Eksi 1, eksi, eksi 2 ise, eksi 1 artı 2'ye, yani 1'e eşittir. Buradan ikinci doğrunun eğimini de eksi 7 olarak buluruz. Ve bu iki doğrunun eğimleri birbirine eşit ya da birbirinin negatif tersi olmadığına göre, doğrular ne diktir ne de paraleldir. Evet, yazalım. Ne paralel, ne de dik paralel de değil, dik de değil. Bu arada bu doğruların kesişeceklerini ama dik olarak kesişmeyeceklerini de ekleyelim. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Doğrulardan biri bu iki noktadan, diğer de bu iki noktadan geçiyormuş. Hemen eğimlerini hesaplayalım. Altını yeşille çizdiğim iki noktadan geçen doğrunun eğimi, evet bu birinci doğru olsun, eksi 2, eksi 14, bölü Eksi 2'yi önce yazdığım için burada da 1'i önce yazmam lazım. 1, eksi, eksi 3. Eksi 2, eksi 14. Eksi 16, 1 eksi, eksi 3 de 4 eder. Eksi 16 bölü 4 ise eksi 4 eder. Bakalım ikinci doğrunun eğimine. İkinci doğrunun eğimi eşittir. 5, eksi, eksi 3, yani y'deki değişim, bölü, eksi 2, eksi 0. 5 eksi eksi 3, 5 artı 3 demektir. Bu 8 etti. Eksi 2 eksi 0, eksi 2 eder. 8 bölü eksi 2 ise eksi 4 eder. Bu doğrunun eğimi de eksi 4'müş. O zaman bu iki doğru paraleldir. Eğimleri eşit olduğu için bu iki doğru paraleldir. Tavsiyem şu, bu iki doğrunun denklemlerini bulun ve grafiklerini çizin. Böylece gerçekten paralel olduklarını gözünüzle göreceksiniz. Evet, gelin bir tane daha. Yine eğimleri bulacağız. Doğruların biri bu iki noktadan, diğeri de bu iki noktadan geçiyormuş. Güzel. Birinci doğrunun eğimi 3 eksi eksi 3 bölü 3 eksi eksi 6. Bu 3 artı 3 yani 6. Bu da 3 artı 6 yani 9 eder. 6 bölü 9 da 2 bölü 3'e eşittir sırada bu noktalardan geçen ikinci doğru var. Eğim eşittir, eksi 8 eksi 4 bölü 2 eksi eksi 6. Eksi 8 eksi 4 eksi 12 eder. 2 eksi eksi 6 ise 2 artı 6 ile aynı şeydir ve bu da 8 eder. Sonuç eksi 12 bölü 8, payı ve paydayı 4'e bölersek, eksi 3 bölü 2 eder. Bir eğim, diğerinin negatifinin tersi. Değil mi? Şöyle göstereyim. Eksi 1 bölü 2 bölü 3 işlemi, eksi 1 çarpı 3 bölü 2 ile aynı şeydir. Ve bu da, eksi 3 bölü 2'ye eşittir. Birbirinin negatifinin tersi. Pay ve paydadaki sayıların yerlerini değiştirip, kesrin başına eksi işareti eksi koyarsanız, bu iki eğim birbirine eşit olur. Öyle değil mi? Eğimler birbirinin negatifi ve tersi oldukları için bu iki doğru birbirine diktir. Evet, bu iki doğrunun da denklemlerini bulun, grafiklerini çizin ve dik olduklarını kendi gözünüzle görün.